seni söyler bizdi. Sevgili izleyiciler, işte lezzetin doğduğu nokta burası. Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi Muzaffer Ustam, namı diğer Muzo Ustam şu an bize güzel lezzet hazırlayacak. Şimdi Muzo Ustam biraz kendini anlat. Kaç yıldır bu sektördesin? Bize ne hazırlayacaksın? 20 yıldır bu sektördeyim. Yemeğimize de siz karar vereceksiniz. Yemeğe biz karar vereceğiz. Evet. Sanki burada Servet Ustam değil mi? Evet. Aynı zamanda kardeşim oluyor. Evet, kardeşim. Şimdi Servet Ustam öyle anlatıyorlar ki yani insanlar ne yemek istiyorsa onu yiyemezmiş. Öyle bir şey yokmuş. Ya şimdi geliyorlar buraya. Kendi yediğiniz gibi hazırlanıyorlar bize. Biz de ona göre bazen kendilerinin isteklerine göre ona göre hazırlayıp kendilerine sunuyoruz. Ekmek arası mı yapacaksın? Evet, boğazaltı karışık, tavuklu karışık, kuşbaşılı favori karışık. Favori lezzet nedir? Favori lezzet kuşbaşılı karışık ve boğazaltı tavuk karışık. Ben tavuk istiyorum. Tamam. Bir kuşbaşı olsun. Bakalım tamam. Hangi lezzet favoriymiş. Tamam. Ondan az sonra tamam. Bakacağız sevgili seyirciler. Gülmem kuşbaşı boğazaltı hazır. Boğazaltı karışık. Şimdi boğazaltı ve kuşbaşı değil mi? Evet abi. Şimdi buna ne yapıyoruz abi? Abi burada isteğinize göre soğan pivazı veya marul pivazı ile karıştıracağız. Soğan pivazı ya, normalde salatanın dürümünüzde yok içinde doğruyoruz. İçinde doğruyoruz daha i̇şte, değişik bir tat oluyor. İşte fark burada. Ya evet. Bir sen ne istiyorsa onu at abi. Tamam. Bol acılı olmasın, az acılı olsun. Onu bir seveyim. Tane. Bir tane acı yeterli. Bir tane baharatlarımızı atıyoruz. Of, pul biberi, kimyon, karabiber, tuman reçeli. Yani siz burada müşteriyi yormuyorsunuz. Ne istiyorsan hemen direkt atıyorsun. Evet. Hemen ye git. Çiğnemiyor abi. Hiç çiğnemiyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle zırhta olması normalde et sevgili seyirciler çiğken zırhta olur. Evet. Ama sizde piştikten sonra hani diyoruz ya sevgili seyirciler. Fark burada. Lezzet de az sonra tadına bakacağım. O lezzet nasıl bir lezzet olacak? Boğazaltılı biraz daha farklı oluyor değil mi lezzetli? Boğazaltı biraz normal etten daha değişik olarak biraz yağlı oluyor. Onun için kuşbaşı ve tavukla karıştırdığımız zaman dengeli daha oluyor. Farklı. Evet, insanı yormuyor. Bak. Of. Buyurun. Anam şöyle bakıyor musunuz? Beni görüyor musunuz? Muzaffer Ustam bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak gidiyor. Az sonra gelecek bu. Göreceksiniz. Valla Servet Ustam ellerine sağlık. Abi. Sen tavuğu da hazırla ben bunu yavaş lezzete bakayım götüreyim sevgili izleyiciler. Bakalım bu lezzet nasıl olmuş merak ediyorum. Bizim iller sensiz olamadı gül pembe. Gerçekten harika olmuş. Mükemmel. Yalnız ben tavuğa da bakmak istiyorum. Tamam. Yalnız sen benim tavuğumu yiyorsun abi farkında mısın? Helal olsun helal olsun. Size de afiyet olsun. Afiyet olsun bizim tavuk hala pişiyor. Sevgili izleyiciler tavuk da böyle hazırlanıyor. Tavuk sizin favori evet. Spesiyeliniz değil mi? Evet abi. Favori. Muzur Usta şimdi burada mekanı büyütmek istemiyor musun? Hayır. Neden bir ara sokaktasın abi? Yıllardır buradayım. Burada olduğum için de Karşıyaka'ya müşterilerimize daha hizmet ve daha iyi bir hizmet sunuyoruz. Salaşehir'de daha lezzetli oluyor. Çoğu müşterimiz lükdiyelleri tercih etmiyor. Evet, ayakta kendi pişir, kendi ye misali daha zevkli olduğunu söylüyorlar. Facebook tarzında bir şey evet, oluyor. Evet abi. Böyle diyebiliriz. Evet. Bu benim sevgili evet, izleyiciler. Bunu yiyeceğim ama ben tavuğu çok merak ediyorum. Tavuğa da aynı malzemeyi atıyorsun değil mi? Evet, pul biber, kimyon, karabiber, tuman, fenar reçetinden. Of harika. Gidiyor valla. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Muzo Ustam baktın. Halis her şeyi yiyor. Bak karışmam. Şuna bakayım sevgili izleyiciler. Alkışlar olsun. Tamam ben artık aboneyim buraya. Her zaman beklerim. Valla normal açalım. Gerçekten çok harika. Demek bu lezzete boşuna gelinmiyormuş. Evet. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Şu anda karışım yapacak. Kıymalı karışım yapacak. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, Karşıyaka'da ara sokakta olmasına rağmen Muzo Usta burada bir ilki başarmış ve farklı bir sunum yaparak burada Gaziantep'leri kebabı farklı bir şekilde sevdirmeye çalışmış. Vallahi ben lezzeti beğendiysem herkes beğenir. Onu söyleyeyim. Oradan alışılmışın dışında bir tat. Aynen.
Çok teşekkür ederim Servet Usta. Eyvallah. Ellerine sağlık. Eyvallah abi. Buradan tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Evet. Gaziantep'e gelirseniz Karşıyaka'ya gelin. Bu lezzetlerden siz bile vazgeçemeyeceksiniz. Buz Usta neler söylemek istersiniz son olarak? Gaziantep halkı, Türkiye, yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz mutlaka gelsin değil mi? Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Gelmek isteyen arkadaşları bekliyoruz diyoruz. Herkese afiyet olsun. Dudağımda son bir türkü gül pembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe.